Hocam, insanın içine şeytan veya cin girme ve insanın iradesini etki etme diye bir şey var mıdır? Bir insan çok enaniyetliyse, kendini çok beğeniyorsa, büyüklük gururu varsa, vücudu enaniyet kesiliyor, yani tamamı ene kesiliyor. Vücudu hastalanıyor, yani akıl hastası gibi oluyor. Firavun'da, Nemrut'ta falan olan odur. Aklı dengesini kaybediyor. O zaman tabi vücuduna şeytan oturuyor, yerleşiyor. Artık dengeli hareketler yapamıyor. Makul davranamıyor. Zaten Firavun'un zırvalamasını anlıyoruz. Yahut Nemrut'un deliliğinden anlıyoruz. En iyi tavır burada Allah'a karşı boyun eğici olmak, İnşallah. Tevekküllü olmak, sabırlı olmak, mütevazi olmak, İnşallah. Büyüklenmemek. Bunun en kesin ilacı olarak Kur'an, kendinizi eleştirin diyor Allah. Herkesin içinde de, yalnızken de kendini eleştirmesi şahs. İnnel insane leyetha diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sanırım. İnsan azar. Kendini müstahane gördüğünde diyor. Kendini müstahane görmesi ne demek? Kusursuz görüyor. Mesela eleştirirsin, anında cevap verir. Eleştirirsin, cevap verir. Hastalığa yakalanmıştır. Haklı bir eleştiri olduğu halde tahammül edemez. Morarır, kızarır, midesi tutar, sindirim sistemi bozulur, tansiyonu çıkar, delirir adeta. Çünkü enaniyetine ağır geldiği için, vücudu ene kesildiği için, vücutta müthiş alerji meydana getirir. Ama kendisi bizzat eleştirdiğinde, o enesi paramparça olmuş oluyor. Enesinin artık vücuduna saldırması duruyor. Vücut dinginleşip sakinleşiyor. Aklı dengesi yerine giriyor. Ondan sonra makul, tutarlı konuşmaya başlıyor. Yani enaniyetli olan insanlar denesinler, baksınlar, görecekler. Yarı deliyken makul, tutarlı bir insan haline gelir. Herkes de görür, etrafı, çevresi de görür. Şartı kendini eleştirecek. Ya dedik, ben şurada şu hatayı yaptım, burada bu, ama samimi olarak. Burada bu hatayı yaptım, Allah beni affetsin. Doğrusu şudur, doğrusu budur. Benim eksik yönlerim bu. Doğrudan kendini teşhis edecek, eleştirecek. Ene o zaman pençesini insan üstünden çekiyor. Enaniyetin baskısı, ablukası vücuttan kalkıyor. Yani yeniliyor enaniyet. Yenildiğinde insan kuş gibi hafifler. Bela üstünden gitmiş olur. 10 dakika önce zırvalayan adam, 10 dakika sonra bayağı mantıklı konuşmaya başlar. O deli adam gider, bayağı akıllı, mantıklı bir adam gelir. Yani bu bir mucizedir zaten, Kur'an bir mucizesidir. Denesin insanlar, görürler.